Silahlar ve Tereyağı 14. bölüm. 23 Nisan 2020. Merhaba. Silahlar ve Tereyağı podcast'te Kubilay Yıldırım ve Cem Devrim Yaylalı ile birlikte silahlar, teknoloji, strateji ve diğer konuları konuşuyoruz. Bugün 23 Nisan. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin kuruluşunun 100. yıl dönümü, Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı. Ulusal egemenliğimizin sembolü, Türkiye Cumhuriyeti'nin kalbi ve Kurtuluş Savaşı'nın önderi Millet Meclisimizin kuruluşunun 100. yılı, bir ulusal mücadelenin başlangıcında en önemli dönüm noktası, başta Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere bütün Cumhuriyetimizin kurucuları, Kurtuluş Savaşı'mızın kahramanları, şehitlerimizi saygıyla anıyoruz bu vesileyle. Gündemde tabii ki en birinci madde her zaman olduğu gibi bu aralar koronavirüs. Salgın ve salgının etkileri. Ancak biz koronavirüsü yine aklımızın bir kenarına tutarak diğer konuları da konuşmaya devam edeceğiz. Bugün biraz denizlerden bahsedeceğiz. Denizlerin güvenliğinin sağlanması, nasıl sağlanıyor olduğu, denizler üzerinde şu anda açık ve örtük ne gibi mücadelelerin olduğu konusunu biraz dolanmaya çalışacağız. Tabii bizim öncelikli yakın çevremizdeki ilgi alanlarımız Doğu Akdeniz, tabii ki Ege ve aslında bir o kadar da öncelikle eğilmemiz gereken bölge Karadeniz. Ancak şu anda dünya çapında denizlerde ya da donanmalar arasında rekabete sahne olan başka sıcak bölgeler de var. En başta Güneydoğu Asya olmak üzere. Biraz Baltık Denizi, Kuzey Denizi ve hatta Soğuk Savaş'ın yeniden dönüşünü müjdelermişçesine Atlantik, hatta Kuzey Atlantik. Biraz buralarda dolaşacağız çünkü aslında bir yandan koronavirüs salgını olsun ya da olmasın, petrol fiyatları eksilerde rekor kırsın ya da kırmasın, hemen hemen tüm ülkelerin çok ciddi, iddialı, büyük boyutlu donanma modernizasyon projeleri olduğunu görüyoruz. Bilhassa Doğu Akdeniz ve Güneydoğu Asya örneklerinde denizaltıların öne çıktığını görüyoruz. Denizaltı inşa ve modernizasyon programları çok sayıda farklı ülke tarafından devam ediyor. Bir diğer öne çıkan platform cinsi amfibi çıkarma gemileri ve lojistik destek gemileri. Bunlarda yalnızca amfibik taarruz ya da kuvvet aktarımı olarak değil, aynı zamanda savaş dışı harekatlarda da giderek artan oranda boy göstermeye başladılar. Nitekim bu salgınla birlikte de bu gemilerin önemi aslında bir kez daha vurgulanmış oldu. Güneydoğu Asya donanmaları bu anlamda bu tür gemilere zaten 2004 tsunami felaketinden sonra bilhassa ağırlık vermişlerdi. Ancak giderek artan sayıda daha küçük ülkenin, daha küçük donanmanın da çeşitli boylarda LST diye adlandırılan tank çıkarma gemileri ve LHD yani doklu helikopter çıkarma gemilerine yatırım yapmakta olduğunu görüyoruz. Zaten Türkiye'de bu ülkelerden bir tanesi. TCG Anadolu LHD gemimiz şu anda inşa halinde. Korvet, hafif fırkateyn sınıfı gemilerin de çok yaygın olarak şu anda üretildiğini, bu alandaki pazarın epey aktif olduğunu görmekteyiz. Hollanda'nın Sigma, Fransa'nın Govind başta olmak üzere sınıfı gemi tasarımları başta olmak üzere çok çeşitli korvet ve hafif fırkateyn sınıfı gemiler şu anda yaygın bir şekilde üretiliyor ve bunlara yönelik çok sayıda tedarik programları var. Bu yoğunlaşmaların, pazardaki bu yoğunlaşmaların aslında tetikleyicisi olan ya da bunları ön plana çıkartan bazı faktörler var. Bu faktörlerin bir kısmıyla Türkiye doğrudan aslında muhatap. Doğu Akdeniz özelinde özellikle. Çünkü Doğu Akdeniz'deki enerji kaynaklarının güvenliği, Doğu Akdeniz'den geçen enerji nakil hatları ve deniz ticaret hatlarının güvenliği, buralardaki bayrak gösterme operasyonları başta olmak üzere dünya donanmalarının giderek artan oranda artan bazı sorumlulukları var. Bugün biraz bunlardan konuşacağız. Sözü daha fazla uzatmadan ben önce Devrim'le başlamak isterim. Sonra Kubilay'la devam ederiz. Devrim, sen neler diyeceksin? Nasıl görüyorsun bu donanmalar arasındaki rekabeti? Neler demek istersin? Öncelikle beni tekrardan programa konuk ettiğiniz için ikinize de teşekkür ederim. Ve herkesin Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutlarım. Daha nice 100.
yıllarını yaşamak çocuklarımıza nasip olsun. Biz bir daha ikinci bir yüzyılını göremeyiz ama inşallah çocuklarımız onu da yaşarlar. Şimdi denizlerdeki bu yeni savunma dalgası ya da yeni yatırım dalgası savaş gemilerine yapılan bir iki senin de belirttiğin gibi aslında koldan ilerliyor. Bir tanesi çift amaçlı kullanım, diğeri de aslında tamamen savunma veya saldırı amaçlı kullanım. Çift amaçlı kullanımdan kastım aslında hem askeri hem sivil kullanım. Bu daha çok lojistik veya LST veya LHD diyeceğimiz çok amaçlı aslında savaş gemilerine yapılan yatırımlar. Bu gemilerin hem sivil hem askeri olarak kullanılabiliyor olması şuradan kaynaklanıyor. Bunlar büyük içlerinde büyük hangarlar var. Hem araç garajı olarak kullanılabilecek yerler hem de helikopter veya uçak hangarı gibi kullanılabilecek yerler. Tipine ve cinsine göre değişiyor ve bu sayede geminin içinde bulunan yüklerin kolay bir şekilde kıyıya aktarılması veya kıyıdakilerin mesela 2 ay evvel Avustralya'daki korkunç orman yangınları sırasında kıyılarda mahsur kalmış sivillerin Avustralya'daki bizim şu anda inşaatını devam eden TCG Anadolu'nun iki tane benzeri Avustralya'da deniz kuvvetlerinde kullanılıyor. Canberra sınıfı gemiler ve onları birer kurtarma gemisi olarak kullandı Avustralya Deniz Kuvvetleri ve kıyılarda kalmış ve yangın yüzünden de karayollarından kaçamayacak insanları deniz yolundan tahliye ettiler. Bu gemilerde onlara kalacak yer verdiler. Geminin imkanlarını kullanaraktan beslediler, gerekirse tedavi ettiler ve makul bir şekilde de ya deniz yoluyla ya da hava yoluyla gemiden de alıp daha güvenli yerlere aktardılar. Bu tip uygulamaları yapabiliyor olmaları bu gemilerin devletler için çok ciddi bir stratejik araç haline getiriyor bunları. Ve bu sadece savaş zamanı kullanılan ve askerlerinizi düşmanın olduğu yere götürmeyi sağlayan araçların ötesinde aynı zamanda sivil daha doğrusu bir olağanüstü bir durum olduğunda, bir doğal afet olduğunda sivillerinizi koruyacak, onları kurtaracak ve gerektiğinde mesela 2011 yılında Libya'da olduğu gibi onları bir savaş alanından can havliyle kurtaracak bir araç haline geliyor ve bu sebepten dolayı da aslında yaptığınız yatırımın çok ciddi bir şekilde misliyle karşılığını alıyorsunuz bir devlet olaraktan. Bu sebepten dolayı da senin de belirttiğin gibi Güneydoğu Asya'da bu tip gemilere ciddi bir talep var. Yani Filipinler gibi mütevazi savunma bütçeleri olan ülkeler bile kendilerince bu tip gemilere yatırım yapıyorlar. İşte Endonezya'sı, Malezya'sı, Güney Kore, Japonya zaten çok daha büyük ve irilerin neredeyse küçük birer uçak gemisi boyutlarına varanlarını yapıyorlar. Diğer ülkelerde bu konularda ciddi yatırım yapıyorlar. İşte Türkiye de bu konuda ciddi bir yatırım yapıyor. TCG Anadolu'yla. Ondan evvel, daha evvel konuştuğumuz Bayraktar ve Sancaktar geldi. Bu gemiler işte bir tane İspanyollarda var. İtalyanların yaptığı gemiler var. Hani baktığınız zaman bunları çok amaçlı kullanmak mümkün olduğu için ciddi bir tercih sebebi oluyor. Onun dışında da tabii sadece askeri olarak kullanılacak olan denizaltılar var. Denizaltıları takdir edersiniz ki suyun altından kimseye gözükmeden gidiyor olmaları aslında onları birer böyle şeye benzetsek belki karadaki keskin nişancılara benzetsek böyle hani kimse görmeden bir mevziye giriyorlar. Orada uzun süre kalabiliyorlar. Su altından istihbarat toplayabiliyorlar. Sadece antenlerini çıkarıp veya gerektiğinde hani belli bir dar boğazı ya da bir geçiş noktasını da pusuya yatıp oradan geçen gemileri takip etmek veya gerekirse onlara saldırmak gibi görevleri yapabiliyorlar. Bunları da hani suyun altından gittikleri için ve gözükmedikleri için de tabii kolay bir şekilde yapabiliyorlar. En azından mevziye girmeleri çıkmaları daha kolay olabiliyor. Japonya şimdi daha bir ay anca oldu. En son denizaltısını hizmete aldı. Normalde
her zaman kurşun temelli piller kullanılırken burada lityum temelli piller kullanılan ilk denizaltı oldu hizmete giren. Aynı zamanda Stirling sistemi de var sanırım. Yanlış hatırlamıyorsam. Hem ayıp özelliğine sahip hem de uzun ömürlü pilleri olan bir denizaltı yaptı ve birçok donanmada hani Japonların o gemiden alacakları verim veya operasyonel tecrübelerine ilgili takip ediyor. Çünkü sizler daha iyi bilirsiniz enerji konusunda özellikle pil konusundaki yeni gelişmeler bu elektrikli arabalara bağlı olarak yapılan gelişmeler bir süre sonra muhtemelen kendini illaki denizaltı tarafında da gösterecek. Özellikle dizel elektrik denizaltılarda standart pillerin dışında farklı pillerin kullanılması da onların ömürlerini ve operasyonel menzillerini arttıracak. Benim şimdilik ilk aşamada söyleyeceklerim, aklıma gelenler bunlar. Bilmiyorum. Ufuk açıcı oldu mu sizler için? Teşekkür ederim. Kubilay, sen ne demek istersin? Neler eklemek istersin? Ben devrimin açtığı yoldan şöyle iki tane yorum sokuşturmak isterim. Ben de o konuşurken not alıyordum. Bunlardan bir tanesi, evet, platformlara baktığımız zaman, dünya çapındaki yeni geliştirilen platformlara baktığımız zaman bu dünyanın gidişatı, dünyadaki düşünüşü, geçen hafta konuştuğumuz konopsları, algılama biçimlerinin biraz değişmeye başladığını gösteriyor. Daha önce yine parça pinçik konuşmuştuk daha önceki bölümlerde. Benim aklıma yine şey geldi. Ya Amerikalılar bile senelerce güdümlü füze destroyerlerine yüklenmiş. 100 küsür tane şu anda destroyer ve şey yüzdüren, kruvazör yüzdüren, Aegis sistemleri yüzdüren Amerikan donanması. Hani geçtiğimiz 10 yıl içerisinde yapıp yapabileceği DDG'ler dışındaki en büyük muharip platform projesi bu Littoral Combat Ship olup onu da işte bir şekilde eline yüzüne bulaştıran ülke nihayet fırkateyn düşünmeye başladı mesela. Ciddi anlamda bildiğimiz tam olarak bir fırkateynin sözlük anlamının karşısında yer alan manada görev profilinde kullanmak için Amerikalılar durdular. Bizde de senelerdir başarıyla görev yapmakta olan Gabya sınıfının hizmetten çıktığı zamanlarda adeta onun görevini neredeyse bayrak yarışı gibi devralacak bir fırkateyn tasarımı üzerinde uğraşıyorlar. Fırkateyn tasarımı demek aslında şu demek, deniz ulaşım yollarının, deniz irtibat yollarının artık eskisi kadar bedavaya, emniyetle geçilemeyeceğini ama bu deniz yollarını ya da kıyıları vesaireleri de LCS'ler gibi iyice dandirik gemilerle de tutamayacağınızı belirli konvoylarla, lojistik konvoylarıyla vesairelerle birlikte hareket edebilecek, denizaltı kovalayabilecek, hava savunmasını iyi kötü yapabilecek ve çevre savunmasını yapabilecek bayağı ciddi denizde duruş ve vuruş kabiliyeti olan hızlı platformlar indiriyorlar denize demek Amerikalılar. Bu da ne demek? Aslında en son Sovyetlerin batı deniz ulaşım altyapısını tehdit ettiği, bunun en büyük örneği aslında 2. Dünya Savaşı tabii ki. Daha öncesinde bir ama sonra 2. Dünya Savaşı ve Soğuk Savaş'ta ciddi bir sıkıntıydı bu. Bu GIUK line dedikleri hatta özellikle ana kara Avrupa'yı ve İngiltere'yi destekleyebilmek için o lojistik hattında sürekli görev kuvvetleri ve fırkateyn destekli, destroyer destekli lojistik gemilerinin gidip gelmesinden emin olmak istiyorlardı şeyler Amerikalılar. Demek ki şimdi yeniden aslında buna benzer bir endişeyi Amerikalılar yaşamaya başladılar. Bunu sadece Amerikalılar yaşamıyorlar, bunu belki de Avustralyalılar da yaşıyorlar. Ve buradan anlıyoruz ki aslında bu endişenin yeni sebebi Nikaragua, Brezilya yahut işte Mozambik değil. Bu endişenin sebebi Çin. Çünkü dev gibi bir donanmayla büyüyor. Bunu da yine bir bölümümüzde patır kütür suya gemi atıyorlar diye ayrıca da konuşmuştuk. Biraz önce devrimin söylediği ve iyi ki de değindiği konulardan bir tanesi Japonların bu son soru sınıfı denizaltısı. Bu hakikaten lityum iyon bataryalarla denize indirildi. Bunu da herhalde zaten yapsa ya Koreliler yapardı ya Japonlar yapardı. Çünkü hakikaten denizaltı
ortamında çalışabilecek lityum iyon kimyasını, batarya paketleme metodunu vesaireyi falan geliştirebilmek için çok ciddi bir ticari, teknolojik, kimya seviyesinde bu işe hakim olmanız lazım. Yani ben Çin'deki herhangi bir lityum iyon batarya üreticisinden şu akımda voltajda şu paketleme şeyindeki form faktöründeki bir bataryayı alayım onu paketleyeyim falan diyebileceğiniz bir şey değil bu. O derinliğe sahip de dünyada aslında birkaç ülke var. Şimdi o derinliği herkes geliştirmeye çalışıyor. Amerikalılar olmak üzere, başta İsrailler olmak üzere, İngilizler olmak üzere ama halihazırda bu Japonya'da işte Toshiba, Panasonic, Yuasa gibi firmalar sebebiyle var. Güney Kore'de hakeza var. Samsung'dur, LG'dir, LG Chem gibi firmalardan dolayı. Bunlar cep telefonu bataryaları vesairelerine kadar, elektrikli araçlar için bataryalara kadar bir dolu şey üretiyorlar. Tabii Çin bu konuda oldukça ileri bir seviyede. Belki de karşı bir hamle onlardan gelecektir. Çünkü hep işte denizaltının sessizliği, bataryalar falan deyince aklıma şey geliyor. Bizim dizel yani bataryayla giden denizaltılar gerçekten su altında tespit edilmesi, hele okyanusların içerisinde kaybolup giderlerse tespit edilmeleri çok 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 zor denizaltılar. Fakat nükleer denizaltıların kendileri böyle değiller. Nükleer denizaltıların bir reaktörü sürekli çalışıyor. Tıngır tıngır içeride pompalar bilmem neler. Bunu hakikaten yeterince yaklaştığınız zaman tespit edebiliyorsunuz. Çok büyükler ama çok hızlılar aynı zamanda. Onların da avantajı okyanusların içerisinde neredeyse süresiz ortadan kaybolabilmek ve oldukça yüksek süratleri. Bunu Sovyetler Birliği'nin faal olduğu dönemlerde Amerika'da daha doğrusu NATO ile Sovyet denizaltıları arasındaki bu köşe kapmacayı oldukça hararetli anlatıyor dönemin denizaltıcıları. Hakikaten NATO'nun saldırı denizaltılarının asıl görevleri bu aslında. Hakikaten Kuzey Denizi'nde Sovyetlerin asıl denizaltı üslerinin açıklarında pusuya yatıp üstten çıkan bir denizaltının peşine takılıp onun peşinde sürekli onu takip etmek. Onun için de saldırı denizaltılarının adetleri de yüksek, hızları da çok yüksek. Ve bu sebeple de nükleer bir denizaltıyı da hakikaten bir dizel denizaltıyla, dizel elektrik denizaltıyla falan takip edebilmem mümkün değil. Neredeyse torpidodan hızlı giden denizaltılar çünkü bunlar. Şimdi bir de tabii şeyde Japonlar bu şekilde enteresan bir farklı hibrit bir şey ortaya koymuş oldular. Hızlı, batarya erimi yüksek ama çok sessiz denizaltılar ortaya koydular. Bakalım karşı taraftan buna ne tür bir cevap gelecek? Çünkü Çin'in nasıl şu anda yüklendiği şey yine nükleer denizaltılar yapmak. Oradan da enteresan bir şey ne derler ona bir farklı hibrit bir cevabın gelebileceğini, onun da o bölgedeki su altı su üstü dengelerini bir hayli değiştirebileceğini düşünüyorum ben. Denizaltılara benim zaten özel bir bağım vardır, bağlılığım vardır. Ben de şahsen naçizane bir fahri denizaltıcıyım. O konuya geri dönmeden önce bir önceki tarafa bir değinmek isterim. LCS'den bahsettim ve aslında bu benim için çok sembolik bir proje. Çünkü Amerika'nın fırkateyn tasarımı ile ilgili tecrübesini ya da o kurumsal hafızasını koruyup koruyamadığına dair tartışmaların odaklandığı bir proje. LCS'den bir önce Amerika'da ne vardı fırkateyn olarak? FFG7, Oliver Hazard Perry. Bizde de Gabia sınıf olarak hizmette olan fırkateyn ve hiç de fena olmayan bir satış başarısı, gerçi ikinci elde olsa, gösterdi. İspanya, Avustralya, Türkiye başta olmak üzere Polonya, Mısır, pek çok ülkede çeşitli miktarlarda hizmette. Oliver Hazard Perry, yani FFG7'ler neden tasarlanmıştı? Amerika ile Avrupa arasında Atlantik boyunca konvoyların ya da işte uçak gemisi görev kuvvetlerinin, deniz görev güçlerinin refakatinde kullanılacak bir gemi olarak, bir refakat fırkateyni olarak. Ve periler ilk tasarlandıklarında aslında SH-2 Sea Sprite deniz helikopteri ya da denizaltı savunma helikopteri ile ekip olarak ikili bir ekip olacak şekilde tasarlanmıştı. Bu yüzden de zaten iki tane helikopter taşıyabilecek bir hangarı var. Kısa süre sonra da zaten Seahawk'lar hizmete girmeye başladı. Buna izin verecek şekilde pistler uzatıldı. 1,5 metre kadardı galiba. Pist ona izin verecek bir ekipmanla, iniş kalkışına izin verecek ekipmanla donatıldı.
Peri'nin esprisi üretimi kolay, bakımı görece kolay, ucuz. Mümkün olduğu kadar hızlı bir şekilde bir savaş hasarının onarılabileceği, hemen hemen her işe koşturulabilecek Joker gibi bir gemi. Özellikle denizaltı savunma harbi ağırlıklı olacak şekilde. Ve aslında bu anlamda da başarılı bir tasarım olduğunu ufak tecrübelerde gösterdi. İşte USS Stark hadisesi, İran-Irak Savaşı sırasında bir egzosetle vurulan gemi ağır bir hasar aldı. Birkaç denizci de öldü yanlış hatırlamıyorsam. Ama daha sonra da bu gemi kısa süre içerisinde tamir edildi, göreve geri döndü. Ve yanlış hatırlamıyorsam, Devrim düzelt beni eğer yanılıyorsam, Polonya'ya galiba devredilmişti bu gemi. Yani sanki hala hizmette gibi hatırlıyorum eğer yanlış hatırlamıyorsam. Türk Deniz Kuvvetleri'nde 8 tanesi hala hizmet veriyor ve bunlar süreç içerisinde bayağı bir modernizasyon geçirdiler. İşte Genesis başta olmak üzere. Daha sonra 4 adedine dikey fırlatma lançeri takıldı. Mark 41. Radarları değişti. Pek çok altyapısında donanımda değişiklikler yapıldı. Diğer ülke donanmaları da farklı şekilde donattılar. Ve hala yani bir Joker gibi görevini sürdürüyor. Bu anlamda başarılı bir tasarım. Başarılı bir gemi olduğu iddia edilebilir. Neden? Çünkü o gemiyi doğuran ihtiyaca aslında güzel bir şekilde yanıt verdi. Tasarlandığı amaç için asla kullanılmadı belki. Yani 3. Dünya Savaşı çıkmadı ve Atlantik konvoyları daha modern gemilerle oluşturulmadı belki ama aslında her işe koşturulabilecek bir gemi olarak pek çok farklı denizde, pek çok farklı nitelikteki denizde görev yaptı. Ondan sonra LCS'ye geliyoruz. Aslında arka planındaki fikir çok kötü değil. Yani çok anlaşılmaz ya da makul olmayan bir fikir değil. Ama şöyle bir sıkıntı ben orada görüyorum. Yani LCS işte nerede? Güneydoğu Asya'da, işte Basra Körfezi'nde belki, işte Malakka Boğazı'nda, Filipinler açıklarında falan. Bu tarz yerel, bölgesel sıcak denizlerde diyelim görev yapacak bir gemi. Ama şimdi burada işin rengi değişiyor. Çünkü Amerika deniz aşırı, yani okyanus ötesi bir güç. LCS'yi kullanmayı planladığı ya da öngördüğü bölgeler kendi ana karasından çok uzakta. Bu ihtiyaç otomatik olarak aslında Amerika'nın o bölgelerde bölgesel müttefiklere sahip olmasını gerektiriyor. Çünkü bu gemiler ne yapacak? Hani Amerika'dan o denizlere doğru gidecek. İşte Guam bile olsa ya da Hawaii bile olsa yine çok ciddi mesafeler. O mesafeleri kat edecekler günlerce, haftalarca. O bölgelerde görev yapacaklar. Bu personelin ikmal iaşesi gerekecek. O geminin yakıtı, yağı, suyu gerekecek. Yemeği, işte kantin ihtiyacı bile gerekecek. O bölgede bir hafta, 10 gün, 20 gün mü görev yapacak? Bu görev sırasında bütün ikmali nasıl sağlanacak gibi bu bütün soru işaretlerinin yanıtlanması için, o görevin sürekliliğinin sağlanması için Amerika'nın bu bölgesel sıcak bölgelerde diyeyim, kötü bir cümle oldu, yerel müttefiklere ihtiyacı var. Ama bunu işte Kubilay, sen son birkaç programdır söylüyoruz, hatta ilk programda da galiba yanlış hatırlamıyorsam ana fikrimiz buydu. Amerika artık yerel krizlere, bölgesel sorunlara doğrudan müdahale eden, bu bölgelerdeki müttefikleriyle ilişkilerini kırıp döken bir postürde. O zaman LCS zaten burada felsefi olarak zaten sakata çıkmış oluyor. Kaldı ki programın aynı F-35'te olduğu gibi bütçe ve maliyet aşımları, görev elastikiyetinin aslında başlangıçta hedeflendiği gibi olmaması bir dizi aslında soruna neden oldu. Ve en son geldiğimiz yerde Amerika FFGX diye yeni bir fırkateyn projesi çıkartıverdi. Buradaki aday tasarımlara da baktığımızda LCS'deki konseptin, o bütün arka planın tamamen aslında terk edilmiş olduğu, bu sefer de aşırı silahlanmış, hani kurt postuna bürünmüş kuzu gibi böyle enteresan bir geminin ortaya çıktığını görüyoruz. En azından benim naçizane görüşüm bu şekilde. Nitekim bir iki sene önce bir yurt dışındaki fuarda Lockheed Martin standında Lockheed'in işte tasarımı MM, Multi-Mission Combat Ship'ti galiba açılımı. Onun tasarım başında işte firmanın yetkilisiyle konuşurken ben biraz müstehzi bir ifadeyle işte LCS'nin aslında bu LCS tasarımının başarısız olduğunun
itirafı mıdır bu gemi gibisinden bir şey söylemiştim. Firma yetkilisi de ya o zamanki ihtiyaçlar öyleydi, bu zamanki ihtiyaçlar böyle gibi çok belli bir yanıt vermişti. Bu zamanki ihtiyaçlar böyle de bu zaman ihtiyaçlarını yanıt verecek gemi böyle mi? Ben şüpheliyim. Çünkü bu zaman ihtiyaçlarını yanıt verecek şey sadece geminin kendisi değil, o gemiyi aslında kullanacak, o gemiyi koşturacak bir arka plandaki askeri politik bir oyun kurma becerisi. Toparlayacak olursak, biraz daha hani gemi özeline inecek olursak, aslında bu yeni dönemde, yeni dönem ne kadar yeni o da ayrı tartışma konusu, korvet ve fırkateyn sınıfı gemilerin aslında politik ya da yarı askeri diyebileceğimiz şekilde önemlerinin arttığını görüyoruz. Yani işte korsanlıkla mücadele, sondaj faaliyetlerinin güvenliğinin sağlanması veyahut sondaj faaliyetlerinin kovulması, sondaj girişimlerinin kovulması gibi bu tarz savaş dışı harekatlarda bu gemilerin aslında çok ön plana çıktığını görüyoruz. Bu bir taraf, suyun üstündeki taraf. Suyun altına gelecek olduğumuzda da, yani az önce Kubilay senin bahsettiğin gibi, burada çok ciddi bir teknolojik sıçrama yaşıyoruz şu anda. Bu lityum iyon olayı hakikaten çok yeni ufuklar doğurabilir. Buraya girişteki teknolojik bariyer şimdilik görece yüksek gibi gözüküyor. Maliyet ve bazı teknik konular başta olmak üzere. Ancak bu yeni kalkmakta olan treni eğer yakalayabilirsek Türkiye olarak, bu alanda çok enteresan, MIL'den özelinde konuşuyorum, çok enteresan bir şey yakalayabiliriz. Çünkü görebildiğim kadarıyla konvansiyonel denizaltılarda çok ciddi bir tonaj artışı ve boyut artışına cevaz verebilecek bir dizi teknolojik gelişmenin şu anda tam başındayız. Lityum iyon bunların en önemlilerinden bir tanesi. Çünkü daha küçük bir boyutta daha yüksek enerji ve daha uzun süre sürdürülebilir bir enerji imkanı sağlıyor. Sürdürülebilir, bu kadar enerji, bu kadar verimli bir enerji kullanımı neye izin veriyor? Bu gemiler pek çok farklı sistem taşıyacaklar, taşıyorlar. İşte istihbarat sistemleri, komuta kontrol sistemleri, silah sistemleri, yaşam destek vesaire vesaire. Bunların hepsi elektrik tüketiyor. Bunların hepsi yüksek miktarda elektrik tüketiyor, enerji tüketiyor. Bunları verimli bir şekilde uzun süre sağlayabilecek, çok uzun süreler sağlayabilecek bir tahrik sistemi ciddi bir avantaj sağlayacaktır. Denizaltıda boyut, ikiniz de çok iyi biliyorsunuz, çok önemli, çok çok önemli bir şey. Hem farklı sistemleri takabilmek hem de personele rahat bir çalışma ortamı sağlayabilmek için. Ben zamanında işte bizim denizaltıcılarımızla konuşurken, o Amerika'dan alınmış olan eski Guppy ve Tank sınıflarıyla görev yapmış denizciler o botları çok böyle özlemle, hayırla yad ediyorlardı. Çünkü o denizaltılar Pasifik Savaşı'na ya da Pasifik ortamına uygun bir şekilde tasarlanmış. Çok uzun süreler, çok büyük çok geniş denizlerde, geniş mesafelerde görev yapabilecek şekilde tasarlanmış denizaltılardı. Buna karşılık da işte yemek depoları ya da yiyecek depolama alanları çok genişti. Personele ayrılan alan çok daha konforluydu, rahattı ve bu denizaltı personeli ciddi bir avantaj sağlıyordu. Ama buna mukabil işte Alman tip 209 tasarımı, klasik Alman felsefesi, işte Baltık ya da orada o bölgedeki Kuzey Denizi'ndeki çok dar bir alanda görev yapacak şekilde tasarlanmış denizaltılar. Her ne kadar 209 sınıfı ihraç modeli olsa da aynı tasarım felsefesinin bir uzantısı. Personel için çok daha kısıtlı bir alan söz konusu, çok daha dar. Bu bile başlı başına önemli bir kriter. Burada hem daha önceden de çeşitli kereler değindiğimiz teknolojideki gelişmenin neden olduğu minyatürizasyon, yani çok daha fazla işi daha küçük boyutlu sistemlerin yapabilmesi, hem enerji sistemi, denizaltıların, yani konvansiyonel denizaltıların boyutlarının büyümesi anlamına geliyor. Normalde işte 1500-1600 ton civarı deplasmana sahip denizaltıların ancak ulaşabileceği o deplasman seviyesi, şimdi belki 2000-2500 hatta 3000 tonlar hiç de şey değil, uzak değil. Nitekim Kore'nin KSS-3 sınıfı yanlış hatırlamıyorsam 3000 ton civarını zorluyordu. Bu teknolojideki gelişmenin imkan sağladığı bu tonaj artışı otomatik olarak savaş ve barış ve gerginlik durumlarında o ülkenin
erişiminin uzanabileceği alanı aslında tanımlıyor. Çünkü ortalık süt liman iken bile denizin altında sağda solda birkaç tane denizaltınızın olması gerekiyor ki onlar devamlı bilgi toplasın, istihbarat toplasın, devriye geçsin. Olası bir kriz ya da gerginliği ilk gören ve buna ilk müdahale eden unsurlar olsun. Hemen toparlayacak olursak teknolojideki bu imkanlar ve teknolojiye erişimin hem kolaylaşması hem ucuzlaşması özellikle orta boy ya da gelişmekte olan ülkelerin donanmalarına denizaltı anlamında çok büyük açılımlar sağlıyor gibi gözüküyor. Sen ne der, nasıl devam ettirmek istersin Devrim? Bundan sonra dümen sende. Önce seni dinlerken James Fighting Ships'e baktım. Stark'ı Polonya'ya vermemişler. Ya da en azından Polonya'nın şu andaki elindeki gemiler ikisi de Stark diyeyim. Belki yedek parça olarak vermiş olabilirler ama. Seni dinlerken, daha doğrusu ikinizi de dinlerken geçen programda konuştuğunuz bu operasyonel konsept CONOPS konusu aklıma takıldı. Şimdi sen LSC ile FFG'yi kıyaslarken tabii aslında arada çok önemli bir fark var. Çok basit ama çok önemli bir fark var. O da FFG'yi tasarlarken Amerika Soğuk Savaş zamanında çok net bir operasyonel konsepti vardı. Kafalarındaki senaryo çok netti. Üçüncü Dünya Savaşı çıkacak. Amerika'daki askerleri belki hava yoluyla taşıyacaklar Avrupa'ya. Ama Amerika'daki ağır silahları, tankları, topları, çok namlulu roket atarları, cephaneyi, yakıtı deniz yoluyla Avrupa'ya ulaştırmaları gerekiyor. Bu sırada Rus denizaltıları ve Rus deniz kuvvetlerinin uzun menzilli bombardıman uçakları kuzeyden gelecek ve bu filolara saldıracaklar. Bunun için de hava savunma sistemlerini ve denizaltı savunma harbi yapacak araçlara ihtiyaçları vardı. Yüksek kalitede gemileri vardı. Hani high end dediğimiz daha yetenekli gemiler ama bir de filolara, bu konvoylara eşlik edecek İkinci Dünya Savaşı'nın küçük korvetlerine benzeyen, üretmesi ucuz, FFG'ler modülerdir, birkaç farklı tersanede üretilmişti. Üretmesi ucuz, işletmesi basit ve ucuz, göreceli, çok da üretilebilecek gemilere ihtiyaçları vardı. Resim çok netti ve bu resim için ellerindeki en güzel yani, tasarımı ortaya çıkardılar. Fakat şimdi LSC tasarlandığı zaman konsept o kadar net değildi. Soğuk Savaş bitmiş. O dönemde yaklaşık bundan bir 10-15 sene evvel Çin bu kadar meydan okumuyor şu anda hegemonya. Rusya zaten Yeltsin dönemi sonrası Putin yeni başlamış, kurs batmış falan hani zaten onlar ciddi bir tehdit gibi de algılanmıyordu. O zaman bu gemilere ne yapacaktık biz bu gemilerle diye düşündü Amerikalılar. Yani ne yapalım bu gemilerle? Ben öyle görüyorum en azından oturduğum yerden. Ve kafalarında net bir resim çıkartamadılar. İşte hızlı olsun. Tamam hızlı olsun ama çok hızlı olsun. O zaman tabii geminin şekli değişiyor. Üzerindeki koyabileceğin yük değişiyor. İşte ben kafama göre silah sistemlerini değiştireyim. İşte modüler yapayım. Halbuki modülerlik kavramı hani geminin üzerindeki bir sensör sistemini veya bir silah sistemini limandayken aynı ayak izine sahip başka bir sistemle aslında hızlı ve çabuk bir şekilde değiştirmek. Bunun ilk atası Almanların yaptığı Meko. Mekolar da bu şekilde ortaya çıktılar ama hani sonradan da Danimarkalıların gemileri vardı. Küçük ama onlar da böyle üzerlerinde modüler silah sistemleri olan gemilerdi. Hani denizde modüler konsept o kadar da kolay ve şey işlemiyor. Hani çok düşünüldü, çok istendi ama hala tam olarak oturmuş %100 hani Lego gibi şu parçayı takayım, şu parçayı çıkarayım ve gemiyi işte 12 saat içinde bir denizaltı avlama gemisinden bir mayın tarama gemisine çevireyim olayı hala tam oturmuş değil. Eksikleri var. Ve LSC de tam bu boşluğa geldi. Yani hani birçok farklı şey istendi çünkü kafalarda net bir resim yoktu. Kafada net bir düşman resmi yoktu. FFG'ler, Oliver Hazard Perry sınıfı gemiler tasarlanırken ki net resim yoktu LSC'ler tasarlandığında. O yüzden de ortaya biraz hani bir komisyon tarafından tasarlanmış at eşittir deve gibi bir şey çıktı. Yani hani olmadı. Beceremediler ve bu yüzden de daha net tasarlanmış dizaynların olduğu
FFGX projesine gidiyorlar. Mesela adaylar, Amerikalı olmayan adaylara baktığında İtalyanların Frem'i var. Frem'in tasarımı gayet net. İspanyolların F110 serisi şeyleri var. Albedo de Bazan sınıfı gemiler var. Fransızların yine fren benzeri horizonlarını sanırım var yarışta. Hani baktığın zaman bunlar daha net tasarlanmış gemiler. Konopsu daha net oturmuş gemiler. Şimdi Amerikalılar biz beceremedik bunu, bari hazır bir tasarım alalımı da düşünüyorlar. Yani belki de bu hani Amerikan Silahlı Kuvvetleri'nde sizlerle de arada konuştuğumuz hani son Soğuk Savaş sonrası dönemde ortaya çıkan bazı büyük başarısızlıkların sebeplerinden biri de bu. Kafada net bir düşman veya net bir tehdit resmi yok. Onun içinde operasyonel konsepti net oturtamadıklarından isterler birbirleriyle çelişiyor veya gerçekçi isterler olmuyor gibi gözüküyor. Onun dışında hani denizaltılarla ilgili teknolojinin değişiyor olması, özellikle tahrik teknolojisinin değişiyor olması, bu yeni tip pillerin kullanımı başlaması şeyi değiştirecek. Belli ki su altındaki harekatları da değiştirecek. Tabii büyük denizaltı, mesela işte bu senin de bahsettiğin Kore denizaltıları 3000-3500 tonlara falan varıyor. Yani bunlar gerçekten büyük gemiler. Büyük gemi demek büyük alan demek. Büyük alan demek hani mesela mürettebat için rahatlık demek. Daha çok yemek demek. Daha çok yatacak yer demek. Kendine ait bir yer demek. Şimdi denizaltı ile ilgili olaraktan da şu iki şeyi söylemek istiyorum. Denizaltı evet çok cazip, gizlilik öğesinden dolayı birçok ülkeye de çok cazip geliyor ve çok da ciddi yatırım yapılıyor. Ama şunu da kabul etmek lazım. Denizaltı kuvvetine sahip olmak ve bunu sağlıklı ve düzenli olarak işletmek çok pahalı bir şey. Yani muhtemelen deniz kuvvetlerinin içinde en çok maliyet kalemini oluşturan en büyük maliyet gideri herhalde denizaltıların idamesi ve işletilmesi için harcanan paralardır diye düşünüyorum. Şu bir gerçek, hayat suyun altında başlamış olabilir ama bazı inançlara göre. Fakat hani suyun altı insanlık için dost bir ortam değil. Suyun altına girmek ne kadar olursa olsun baktığınızda uzaya çıkmakla aynı riskleri taşıyor. Yani ya da çok yakın riskler taşıyor. Oksijeninizi yanınıza götürmeniz lazım. İçinde bulunduğunuz ortamda nefes almanız mümkün değil. Basınç var vesaire. Mesela Bulgaristan Soğuk Savaş zamanında çok uzun zaman denizaltı kuvveti vardı ama sonra idame ettiremedi, parası yetmediği için denizaltısını müze yaptı ve şu an denizaltı kuvveti yok. Danimarka Soğuk Savaş zamanında ve hatta daha evvel denizaltısı olan bir ülkeydi. Soğuk Savaş'tan sonra denizaltı filosunu kapadı, denizaltı filosunu lağvetti ve şu anda denizaltı kullanmıyor. Yani bazı ülkeler hani mesela Tayvan veya Burma kendine denizaltı satın alıp ilk defa bir denizaltı operatörü olma konumuna erişirken bazı eski denizaltı operatörleri de denizaltılarından fedakarlık ediyorlar. Çünkü onları beslemek, onlara yani onların bakımını yapmak, beslemek doğru kelime olmadı, kolay değil. Mesela Avustralya şu anda Fransızlardan aldıkları denizaltılarla da gündemde 6 tane denizaltıları var, epitopu. Hepsini çalıştıracak kaliteli eleman bulamıyorlar. Çünkü bir de denizaltıcı kolay yetiştirilmiyor. Denizaltının içindeki bütün sistemleri hemen hemen her denizaltıcının bilmesi lazım ki bir olağanüstü bir durum olduğunda, bir acil durum ortaya çıktığında aşçı da olsa en yakındaki o kurtarıcı vanayı, yani denizaltıyı kurtaracak vanayı açması veya kapaması gerekiyor ki hani herkes hayatta kalabilsin. Bu yüzden hemen hemen denizaltının içindeki herkes her türlü vananın, her türlü mekanizmanın ne işe yaradığını biliyor ki bir acil durumda en yakındaki kişi gidip orada müdahalede bulunsun. Bu da tabii ciddi bir eğitim, ciddi bir kaliteli personeli yetiştirmek ve bunu tutmak anlamına geliyor. Yani burada mesela denizaltının içindeki hayat şartlarının göreceli olarak iyi olması personeli de daha mutlu bir şekilde görev yapmaya olanak sanıyor. Sizler de biliyorsunuz mesela bu
Amerika'nın, İngiltere'nin okyanusların altında 90 gün devreye gezen balistik füze taşıyan denizaltıları var. Bunların içinde mesela diğer gemilerde olmayan bazı lüksler var. Yemekleri çok iyi, işte dondurma makinesi var vesaire vesaire. Niye bunları koyuyor ufacık denizaltının içine bu ülkeler? Çünkü uzun günler boyunca ya da uzun aylar boyunca denizin içinde güneş görmeden, kimseyle, aileleriyle de çok az bir irtibat içinde veya hiç irtibat içinde bulunmadan görev yapan insanlara bir şekilde bir lüks sağlamanız lazım. Yoksa gönüllü donanmalarda orada görev yapacak denizci bulamazsınız. Şimdi bunu hani bu da işin bir boyutu, hani geçen podcast'te demiştiniz ya, hani her şey sadece Excel tablolarındaki denizaltıların deplasmanı, üzerindeki silahların menzili veya işte şey değil. İşin bir de bu tarafı var. Yani görev yapan denizcilerin rahatı, konforunu da düşünmeniz lazım. Onun da bir minimumunu sağlamanız lazım ki kaliteli denizciyi elinizde tutabilirsiniz ve onları kullanabilirsiniz diye. Yoksa denizci bulamayacaksınız. Bir de işin bu tarafı var tabii. Kubilay, sana sözü paslamadan önce ben hemen şey yapayım. Devrimde konuşurken ben bu sefer kendi notlarıma baktım. Evet, ben tamamen uydurmuşum. USS Stark 1999 yılında Amerikan Deniz Kuvvetleri'nden emekliye ayrılmış. Daha sonra da 2006 yılında tamamen hurduya çıkmış. USS Clark isimli bir gemi Polonya'ya devrilmiş. Ben herhalde hafızamın derinliklerinde o ikisini birbirle birleştirdim. Öyle bir alternatif tarih uydurdum. Kubilay, son olarak senden de yorumlarını rica edeyim. Sonra da ufak ufak toparlayalım. Devrimi söyledikleri bana iyi bir ufuk açtı. Hemen böyle çiçekler açtı zihnimde. Ben de onlardan bahsedeyim. Alakalıdır, alakasızdır. Hakikaten deniz altındaki bir denizaltı yaşamını, bir de tabii denizaltı operatörlerinin yetkinlik seviyesinden vesaireden falan bahsetti. Ona hakikaten en ilginç örneklerden bir tanesi Amerikalıların nükleer denizaltı işletmeye başladıktan sonra başlarına gelen bir takım nükleer musibetlerden sonra tamamen farklı bir eğitim doktrini ortaya koymaları, ondan sonra işte farklı şekilde haberleşmeleri, emir komuta, denizaltının içerisindeki emir komutalar, ondan sonra emir tekrarları, işte konuşulan dildeki muğlaklık ya da hani gürültü altında yanlış anlaşılmaya müsait bazı kipleri daha net şeylerle değiştirmeleri. Mesela azalt ya da arttır değil, işte 21'e sabitle 19'a düşür falan gibi şeylere geçmeleri falan filan, böyle enteresan bir hikayesi var bunun. Çok ilginçtir, halen Amerikalıların ukdesinde yaklaşık 200 tane falan nükleer var, reaktör var ve bunların yaklaşık 90-97 kadarı falan, yanlış bilmiyorsam, sivil enerji reaktörleri falan kullanma reaktörler, geri kalanında donanmanın emrinde. Bunlar işte 50 küsür tane falan zaten nükleer denizaltıları var. Uçak gemilerinde var epeyce reaktör. Bu ilk Enterprise sınıfı 8 tane reaktör vardı. Neden o kadar fazla, yani 10-11 tane denizaltıya nazaran neden bu kadar çok reaktör var derseniz, işte sebebi biraz da bu. Yeni nesil Ford sınıfında 2'ye kadar düştü reaktör sayısı ama Enterprise'da da 8 reaktörlü başladı. Ve pek bir kazaları bilmem neleri yok. Yani Three Mile Island kazası vesaire gibi sivil üretimde bazı şeyler oldu ama donanmanın bu USS Thrasher'dan vesaireden sonra bir şeyi yok. Bir nükleer sıkıntısı yok. Demek ki aslında işletilebiliyormuş öyle falan filan, bir onu not düşeyim dedim. Ama asıl devrimin biraz önce anlattığı şey, bizim geçen günkü podcast'ten de referans vererek söylediği şey, hakikaten CONOPS, LCS niye yerini bulamadı? Çünkü muğlak bir yaşındadır ya bunda tipi CONOPS'a hizmet vermeye çalıştığı için, böyle her tarafa yetişmeye çalışan şey, hele ki de belli değilse ne yapacağı, gerçekten şeysiz kalıyor. Benim zaten biraz önce bu FFGX dediğimiz bu yeni nesil fırkateyne
Referans vermemin sebebi biraz da ona dikkat çekmekti. Çünkü yeni bir kullanım amacı, yeni bir konops ortaya çıkıyor. Bunun bir benzeri mesela Amerikan donanmasına tekrar bakarsak, bu aralar ciddi ciddi bu büyük nükleer uçak gemilerinin de sayısının azaltılmasına yönelik ciddi bir dedikodu var. Siz de takip ediyorsunuz. Muhtemelen dinleyenlerin de büyük çoğunluğunun iyi kötü kulağına çalınmıştır. Ya ne oluyor falan desek. Ya işte evet, bakın konops değişiyor. Bu da muhtemelen olacak önümüzdeki yıllarda. Şehirler çok büyümedikçe, en başta Amerika'nın savunma bütçesi iki katına falan çıkamadıkça, çıkacak gibi durmuyor zaten. Bunun böyle bir yapılanmaya muhtemelen gitmeleri gerekecek. Büyük, çok uzun flight deck'li nükleer denizaltıların da aslında yine bir çok sabit bir konopsu vardı. Nedir? Soğuk Savaş döneminde aslında Amerikan donanmasının da bir stratejik nükleer taarruz ayağı vardı. İşte nükleer denizaltıların üzerinde giden nükleer bomba taşıma kapasitesine sahip çok uzun menzilli uçaklar falan konuşlandırdılar bunların üzerine. İşte A-5'ler vesaire gibi. Sonra çok kısa bir süre içerisinde nükleer denizaltıların ICBM'ler fırlatabilme yetkinliğine ulaşmasından sonra bu ortadan kalktı. Şu anda Amerikan uçak gemilerinde şey bile yok. Nükleer kabiliyetli uçak bile yok ve nükleer bomba da yok zaten üzerlerinde. Taşımıyorlar eskisi gibi. Ama o Konops vesilesiyle ortaya çıkan dev uçak gemileri Soğuk Savaş'ın geri kalanında taktik bir güç olarak, özellikle Vietnam'dan çıkarılan derslerden sonra taktik bir güç olarak da deniz yollarının açık tutulması vesairesi konusunda ya da işte Güneydoğu Asya'da kuvvet aktarımı, Orta Doğu'ya kuvvet aktarımı gibi konularda Amerikalıların bir hayli işine yaradı ve en son türevi olan bu nükleer tahrikli uçak gemilerinin en son sürümü olan Ford sınıfında kapasite iyice de arttı. Neden arttı? Neden daha modern, daha otomasyona yönelik bir şey yapmadılar? Bir Nimitz sınıfı yapmadılar. Çünkü daha büyük, daha kapasiteli bir şeye ihtiyaçları vardı. O da neden? Çünkü iyi kötü görebiliyorlar. Karşılarında Çin gibi bir hasım var, olacak, oluyor gibi görünüyor. Çin gibi bir hasmı gördükleri tarih Trump'ın seçilmesinden sonra değil. Aslına bakarsanız yine geri dönelim şeye. Yine daha önce bahsettiğimiz bir şey. Amerikan EP3'ünün 99 muydu, 2000 yılında mıydı? Yoksa şeyde miydi? 2000'in sonundaydı galiba, değil mi? EP3'ünün bir Çin Hava Kuvvetleri uçağıyla çarpışıp Hainan Adası'na zorunlu iniş yapması, Çinlilerin uçağa basması, bu sırada Amerikalı konsol operatörlerinin baltalarla içerideki elektronik ekipmanı parçalıyor olması, ondan sonra o personelin bir süre Çin tarafından tutsak tutulup bir ay kadar sonra serbest bırakılması, bundan aylar sonra uçağın geri Evet, şeyde alınması, ama 2001, son 2001 yılında olmuş. 2000, tamam 2001. Yani o uçağın son vidasına kadar sökülüp adeta hani deri değiştirilmiş, derisini değiştirmiş yılanın derisini kurumuş bir yerde bulursunuz ya, yani o şekilde o uçağın geri Amerika'ya iade edilmesi falan, bunlar çok eski hikayeler. Araya tabii işte Orta Doğu ile ilgili bir takım episodlar gelince onların tabii dikkati dağıldı. Ama şeyle de Ford sınıfıyla da çok daha yüksek kapasiteli, çok daha hızlı uçak gönderebilen, çok daha uzun menzille gidebilecek, daha ağır uçakları atabilen, daha fazla yakıt taşıyan, daha fazla mühimmat taşıyan, geri dönen uçağa çok daha hızlı mühimmat yükleyip, çok daha güvenli mühimmat yükleyip tekrar uçuşa verebilecek falan bir makina, dev bir makina tasarladılar. Uçak atma makinesi, uçak yaşatma makinesi tasarladılar. Bunun da çünkü evrilen bir konopsu var. Aynı şekilde peki Sovyetlerin neden bu kadar gelişmiş denizaltıları vardı? Onların da çok böyle şey gibi mermer sütun gibi konopsları belliydi hakikaten. Onların da derdi Atlantik boyunca Anakara'ya ve Kuzey Avrupa'ya Amerikan lojistik desteği ileten konvoyları darmadağın etmek. Ve aynı zamanda da yakalayabildiği yerde de nükleer kabiliyetli Amerikan balistik füze denizaltılarını bulduğu yerde vurmaya çalışmak falan. Ve bunun bütün işte Kuzey Atlantik'te yaşanan kedi fare oyunları.
Bu sebeplerle hakikaten gerçekten de konopsu belliyse, ne yapacağını biliyorsan, sınırlarını çizebiliyorsan, o zaman teknolojinin tüm imkanlarını zorlayarak, işte SR-71'de yaptıkları gibi ya da Tayfun sınıfı denizaltıda yaptıkları gibi, titanyumdan denizaltı, titanyumdan uçak falan gibi manyak manyak şeyler yapılabiliyor. Buradaki asıl mesele gerçekten, tabii bir de yani bunun bir bütçe tarafı da var ama ne yapacağını biliyor musun? Ne yapması gerektiğini biliyor musun? Bunları, bu gevezeliği neden yapıyorum? Hem biraz önce söylediğim gibi devrimin söylediklerinin bende açtığı bir şey. Artı bir de adet ya, her şeyi muhakkak Çin'e bağlayacağız. Çin'le ilgili de bugün de boş geçmemiş olalım. Şu anda Başat, Amerikan donanmasının diyelim, aslında şu andaki ana güç o. Avrupalılar şu anda top çeviriyorlar o konuyla ilgili ama Amerikalılar ve onların Doğu Asya'daki, Kuzey Doğu Asya ve Güney Doğu Asya'daki müttefiklerinin aslında uğraştığı şey gerçekten de Çin donanma ve erim tehdidini kontrol altına almak ve yeri geldiğinde Çin'in lojistik iletişim hatlarını kesebilmek. Anladığım kadarıyla önümüzdeki 10 yıl bunun tatavasıyla geçecek. Bunu da niye tekrar tekrar anlatıyorum? Bu bizden uzak coğrafyada oluşacak bir şey. Çin ile Basra Körfezi arasında ana olarak çok ciddi bir kaynama olacağını tahmin ediyorum. Oralar kaynarken muhtemelen Doğu Akdeniz, Güney Akdeniz ve bizim son birkaç senedir başımızı ağrıtan gelişmelerde muhtemelen soğuyacak. Bir önceki podcast'te de işte konuştuğumuz gibi bunun bizim önümüze bir takım normalleşme imkanları açacağını da umut ediyorum ya da tahmin ediyorum. Ben o konuda belki biraz daha karamsar tarafta olabilirim. Şöyle karamsar diyeyim. Güneydoğu Asya ısınınca belki bileşik kaplardan ya da ısı transferinden Doğu Akdeniz'inde bir miktar hararetini artırabilir diye bir endişem var. Şundan dolayı Çin öyle bir konumda ki küresel sisteme, ekonomiye, ticarete o bölgede oluşabilecek herhangi bir krizin askeri, ticari, ekonomik, siyasi domino taşı etkisiyle Doğu Akdeniz ya da bu bölge dahil pek çok farklı bölgede yansıması olabilir. Tabii bu benim pesimist tarafım şu anda konuşan. Ancak öteki tarafta kesinlikle benim fikrim Amerika eğer bir şekilde becerip de bütün ilgi ve konsantrasyonunu o tarafa odaklayabilirse ki hala bunu başarabilmiş değil, bir sürede başarabilecek gibi gözükmüyor. O zaman bize Doğu Akdeniz'de daha ferah, rahat, görece huzurlu, tabii bu bölgede huzurun anlamı çok farklı ama görece daha huzurlu bir manevra sahası çıkabilir. Bu gerçekten de bir olasılık, yüksek bir olasılık. Tabii burada kendi ayağımıza kurşun sıkmazsak eğer. Öteki tarafta tabii ki %100 hemfikirim her ikinizle de. Ayakları yere sağlam basan, somut gerçekçi bir harekat konsepti dahilinde seferber edilen teknik imkanlar, askeri, ekonomik, teknolojik imkanlar ortaya çalışan, iş yapan ve o işi iyi yapan platformlar çıkartabiliyor. Denizin üstünde de olsa, altında da olsa. Modern tarih bunun başarılı ve başarısız çok sayıda örneğiyle dolu. Siz de yani LCS'yi bu anlamda belki bir başarısızlık ya da başarısız olmaya giden bir şey olarak sayabiliriz belki ama pek çok farklı da örnek burada söz konusu. Dolayısıyla aslında şu ana fikre geliyoruz. Neyi neden istediğini ve neyi neden istemediğini tanımlayabilen bir akıl başarılı şeyler ortaya çıkartabiliyor. Sadece askeri anlamda değil tabii ki. Aslında söyleyecek çok şey var ama özellikle belki Çin-Amerikan donanma rekabeti konusunda başka bir bölüm ayırmamız gerekebilir. Çünkü buradan gerçekten de hem askeri teknoloji anlamında hem sistem anlamında hem de daha geniş perspektifte jeopolitik anlamda çok enteresan inceleme, izleme ve araştırma konuları var. Biraz bunun üzerine belki sonraki podcastlerde gevezelik edebiliriz. Ancak bu bölümü burada isterseniz noktalandıralım ve biraz soluklanalım. Böyleyken böyle. Bu bölümü de yine bir şekilde Çin'e bağlamayı başardık. Ama bundan sonra da böyle devam edecek. Sonraki podcastlerde görüşmek üzere.